Dastas'tayız. Şu anda arkamızda bir sahne kuruluyor. Bu sahne uzun süre konuşulacak bir konser dizisinin sahnesi. Büyük Ev Abluka'da Defansif Design albümden çok farklı bir şey olduğunu anlatıyorlar. Bakalım neler diyecekler, onları birazdan dinleyeceğiz. Albümden nesi farklı, nasıl bir sahne tasarımı yaptılar ve konserlerde ne vaat ediyorlar? Ama her şeyden önce şunu vaat ettiklerini çok iyi biliyoruz. Harika albüm Büyük Ev Abluka'da Defansif Design. Başlıyoruz. Ben bu kadar uzun boylu değilim. Sandalyede şey yaptım. Şey olmasın. Sahne burası. Afordizman ve Kuytu Köşe ile birlikteyiz. Hemen şeyi sormak istiyorum. Yine müzikal anlamda bir şey sormak istiyorum. Sözler falan filan bütün onları ayrıca konuşuruz Defansif Design için ama yine bütün beklentileri, umutları kıran, bunu kırmaktan da zevk alan ve acayip iyi bir müzik var. Kayıt süreci nasıldı? Nasıl oldu? Kararlar nasıl verildi? Süreci hemen şurada oldu. 3 ay burada kendimize Müzik Hapishanesi ismini verdiğimiz bir şey kurduk. İşte her sabah gelip öğlenleri yemek yiyip tekrar yukarı çıkıp akşam memur gibi burada 3 ay öyle olsun böyle olsun öyle olmasın böyle olmasın filan konu buraya geldi. Sonuçta bizde yani bir demolar vardı, ne yapacağımızla ilgili bir fikrimiz vardı. Bir önceki albüm gibi bir albüm yapmayacağımızı biliyorduk. Fikirlerimiz de vardı. Pandemiyi sonuçta hep bu fikirler üstünde denemeler yaparak geçirdik. Sonra olaylar biraz işte pandemi bitti, toplanmaya başlayınca da burada kurulup sağ olsun Dastas bize burada bir oda verdi. Uzun süredir burada stüdyomuz var. Orada yani evde gibi yani orada kaydedip şurada konser verip aşağıda yemek yiyip falan. Zaten ekip olarak genelde böyle takılmak hoşumuza gidiyor. Öyle oldu. Sen ne diyorsun? Kayıt sürecinde lead eden biri var mı? Yani evet. o fikri aldığınızda örneğin hani sizin usta çırak demeyeceğim ama hadi diyeyim demiş bulundum zaten. Yani usta seni çok mesela hayır öyle değil böyle falan yapıyor mu? Gerçekten ben yapıyor musun? Yapıyorum. Biz bu sefer bir tek ben yoktum. Sonuçta Can da vardı. Can Güngör. Biz ikimiz eş başkan diyorduk birbirimize. Onu sormak istedim. Lead eden biri yani. Ya evet sonuçta o fikirler bir şekilde işte daha önceden toparlanmıştı. Ama burada da ikimiz lead ettik müzikal anlamda. Zeynep de sonrasında kayıtlar bitince vokalleri lead etti. Ondan sonra evet yani sonuçta şeyi soruyorsan yani bir fikir bulunuyor ve o fikir aslında demokratik olarak böyle bir noktaya geliyor ama böyle bir yani bir son söz söyleyen ikimiz vardık Can'la ikimiz vardık yani bu ya da sen abi orada o soluyu öyle atma da şöyle at hayır abi o güzel hayır abi sen böyle at bak böyle daha güzel olacak falan gibi şeyler oldu tabii. Sana bir dakika. Sana deneylerine mesela denemelerine ne kadar açıktılar? Yani o demokratik kısmını merak ediyorum. Senin demokraside söz hakkın neydi? Ya vardı hakkım. Zaten ben albüm öncesinde çok çalışmıştım. Fikirlerimi genelde hep beğendi. Bir iki yerde de benim fikirlerimin üstüne çıkan fikirler ve beni son anda şaşırttı. Yani kayıt günü bana yepyeni bir şey çaldırmak istedi ve çok işe yaradı. Yani orada da işte ustalık olunca yani kabul ediyor ama diyor. Ama yani derse çalışmıştım ama o üstünü gördü bende ve onu istedi ben de verebildiğim için. Süpersiniz. Ben kendi adıma şeyi söyleyeyim. Gerçekten özellikle müzikal anlamda önceki iki albümü çok sevmiş biri olarak müzikal anlamda o iki albümden kopmayı ama burada olumlu anlamda kopmayı, yeni bir seda bulmayı çok sevdim. O yeni sedada acayip sevdiğim bazı böyle küçük cümleler var. Şimdi şarkı şu, yani şarkıyı öne çıkarmayayım. Ama bazı çok sevdiğim cümleler var. Müzikal cümlelerden bahsediyorum. Onlara bayıldım. Şimdi bir de şeyi sormak istiyorum. Sana sonra sizi bırakacağım. Çünkü bir yandan da şu anda sahne kuruyorlar. Sahne kurma kısmını soracağım. Yani Türkiye'de bu konudaki en benim için acayip adamlardan birisin. Ne yapıyorsunuz? Yani abi ben grubu aslında bu konuda çok zorluyorum. Yani daha ortada albüm yokken ben 5 sene sonraki atıyorum çekeceğimiz bir filmin bir fikriyle çok yükseliyorum. Hatam hep şey oluyor. Çok önceden gruba bazı şeyleri söylüyorum. Onları
şey diyor, abi daha albüm çıkmadı. Yani önce albüm mü yapsak? Sonra atıyorum konserle ilgili. Yani ben bir şarkıyı düşünürken onun aslında bir şekilde, yani bu artık refleks mi bilmiyorum. Sahnede nasıl olacak? Işığı ne renk olacak? İşte bir prop kullanılacak mı falan. O zaten yani beni biliyorsun, 25 senedir tiyatrolarda çalışıyorum. Bir bazı çözümler bulmak konusunda iyiyim diyelim. İyisin değil. Bir dakika. Bunu ben söyleyeceğim. Şey yapmayayım. Çok iyi. Yok ya. İyisin diye. Tamam. Ben söyledim ya. Onlara bazen kabul, yani kendi arkadaşlarım o konuda, ya müzikal bir şeyi kabul ettirmektense sahne üstünde olan bir şeyi kabul ettirmek bu tiyatro okumuş arkadaşlarıma daha zor. Oralarda çarpışıyoruz aslında. Daha mesela burada uygulamadığımız, aslında uygulasak güzel olur dediğim bir sürü fikir var. Artık ama yavaş yavaş, büyük evde konular böyle hemen şey olmuyor. Yani birileri bazen gerçekten onu yaparak ikna et, yani anlatarak değil, göstererek ikna etmem gerektiği anlar oluyor. Şimdi o anı bekliyorum. Yani bundan sonra ne olur? Biz şimdi albümü becerdik, konseri yaptık. Şimdi bir sonraki fikrim çıplak ayaklarla böyle onların arazisinde, yani onlar da bazıları biliyor, bazıları duyuyor, duymamazlıktan geliyor falan. Arkadaşlarım böyle çünkü benim. Ondan sonra bir zaman sonra biz gideceğiz şeyde, kocaman bir arazide. Çünkü bunu paylaşmam lazım. Yani böyle şey yapamam, böyle bir sahte bir video yapamam size. Bunu paylaşmam lazım. Sürekli oraya bakarak konuştu. Sürekli oraya bakarak konuştu. Dedi ki belli bir noktaya kadar demokrasi vardı dedi. Ama bunu da söyledi. Belli bir noktaya kadar vardı dedi müzikal anlamda. Ondan sonra Can'la beraber lead ettiklerini söyledi. Sen orayı duymadın. Sen sonraki şey bölümünü duydun. Ben 5 sene sonrasına hazırım. Bunlar değil. Burayı duydun. Ne diyeceksin bu adama? Bu adama ne diyeyim? Şimdi bu adam çok büyük hayaller kurabilen birisi. Öyle bir yeteneği var. Yani bizler de kuruyoruz. Herkes kuruyor daha büyük hayaller. Bazısını gerçekleştirebiliyoruz harbiden elimizde olan. Fakat gruptaki herkes de Duman grubunun basçısı Ari bize şey diyor. Siz de abi İsviçre çakısı gibi grupsunuz. İşte, ya şey olarak doğru, evet, ben oyunculuk mezunuyum, Bart oyunculuk mezunu, Aslan bir mimar, Utku fotoğrafçılık mezunu, Cemil sahne dekor ışık okumuş, Zeynep şu anda müzik üzerine master yapıyor, Can Güngör öyle, kimi eksik bıraktım? Herkes saydım. Yani herkesin profession'ı var, bir tane daha. Ve bu profession'da bu arkadaşımın 27 tane afifesi var falan, hani öyle profession'lardan bahsediyorum. Ben demedim dedi. Ben derim abi. Hayır, bence de densin. Çünkü bu böyle şey de sevmiyorum. İşte ben de yapıyorum bir şeyler. Yapmıyorsun bir şeyler. Acayip şeyler. Bunu öğrenmek için soruyorum. Konser toplamda sahne arkası, sahne üstü, teknik falan filan 70 kişiyi buluyor musun? 56. Öyle bir şey yok. İnanılmaz. Harika. Ben de işte dansçılar, alttaki kostüm ekibi, üstteki kostüm, makyaj ekibi hepsini katarım. Sonuçta böyle bir tedrisattan geçtik. Yani biz sonuçta, ben gözümü açtığımda Semaver Kumpanya'daydım. Orada da biz 30 kişi çocuk oyunu bile yapsak dünyayı kurtarıyorduk. Yani böyle günlerce konuşuluyor. İşte Peter Pan da öyle mi uçsun, böyle mi uçsun diye 12 gün toplantı. Yani buna alışkınız. Biz kendi oradan hani... Şu an biz ikimiz koptuk gibi gözüküyoruz ama biz burada o tedrisattan geçtiğimiz için kendi kumpanyamızı oluşturduk. İşte hayal ettiğimiz kadar, yapabildiğimiz kadar filan. Bunu kafamda aslında iki gündür tartıyordum. Hazır sen de geldiğin için çok tatlı oldu. Hepinize soracağım. İki ya da üç gün önce İstanbul Film Festivali'nde Jonathan Demme 83 ya da 84'te çekti onu. Talking Cats'in Stop Making Sense konser filmi, videosu diyemem ona. Konser ama Demme kurgusuyla filan onu bir şey haline getiriyor. Uçtum. Çok iyi. Çok iyi. Çok da güzel temizlenmiş falan, çok iyi. Onu seyrederken hep aklımda siz vardınız. Böyle tuhaf şeyler yaşıyorum ben de.
mükemmel ya. En azından Tolkien Cats'le aynı cümlede geçmek müthiş. Bak güzel, o Tina Weymouth'un oradaki hallerini görüyorum, seni görüyorum falan. Ben bir gün sizin bütün yaptığınız işi nasıl kurgularsınız onu ben bilemem ama bir film olmanızı, bak video demiyorum, bir parça demiyorum, bir film olmanızı işinizin ben hayal ediyorum. Hocam bu hayal uygun mudur? Uygun, ben bunu zaten, bak ben bunu aslında nasıl kullanıyorum biliyor musun? Ben mesela uyduruyorum, albüm çıkmıyor. Uğraşıyoruz, olmuyor. Tekrar düşüyor kafalar. 6 ay bilmem bir şey, bir daha kafalar düşüyor. Ben mesela bu şöyle bir insanım. O film projesini bu albüm çıksın diye motivasyon unsuru olarak kullanıyorum. Yani diyorum ki bu albümü çıkartırsak biz 5 sene sonra böyle bir film çekeceğiz. Siz bu albüme heyecanlanmıyorsanız şu anda, bu filme heyecanlanın, albümü... Ya böyle mi sürekli, gerçekten olağanüstü bir şey? Acayip besleyici bir şey. Böyle grubun içinden de mesela değişik tepkiler gelebiliyor tabii. Herkesin farklı fikri var. Ne filmi ya falan diyen olabiliyor. Ama aslında onun hayali de film. Ama mesela film ve klip konusunda da, yani biz kaç yıllık grubuz arkadaşlarım? 15 yıllık grubuz, bir klibimiz var. Bu doğru mu? Değil. Öyle değil mi? Yani orada da bir hassasiyet var. Ya uyduruk bir klip çekeceğimize, o zaman abi çekmeyelim. İşte bu fikrin şurası şöyle, o zaman yapmayalım. Cılığa geliyoruz. Bunu bir türlü kullanamadım. Tam da ben de galiba oradan dolayı öyle düşünüyorum. O klibi yapalım yapmayalım falan değil. Bu Stop Making Sense'i seyrederken Gül'ün inanılmaz sizi gördüm bazı yerlerde. Bu arada seyrettin mi? Seyrettim. Ya ne olur seyredin. Festivalde bir gösterimi daha var mı bilmiyorum ama ben de bunun peşine düşerim. Yani sizin seyretmeniz için mutlaka bir şey yaparım. Yani o deliyi, David Byrne delisini ne olur seyredin. Bu arada bazı yerlerde müziği bile yakın geldi. Ben coştum, tek başıma konuşmaya başladım. Evet. Bu bölümde size anlatacaktım. Coştum çünkü evet, hakikaten. Karşınızda. Yani çünkü çok heyecan vericiydi. Bu arada sen gelmeden hemen onu söyledim. Müzikal olarak beni çok etkiledi. Defansif dizayn. Kavramsal olarak sendeki karşılığını da çok kısaca anlatın. Kavramsal olarak benim evimin önünde bir tane araba var. Böyle eski bir Ford. Taunusumsu. Lastikleri çökmüş, içinde çiçekler var, oyuncak bebek var. Yani araba olmaktan çıkmış ama o sokağın bir nesnesi haline gelmiş ama araba işlevinde değil. Başka bir şey işlevinde, yani dizaynın amacı bozulmuş. Defansif dizayn böyle bir şey gibi. Onlardan bir örnek vereyim. Evet, defansif dizayn aslında bizim pandemiden beri hayatımıza çok daha fazla girmiş bir kavram. Hani o modernitenin filan bir kavramı. Şimdi uzun uzun burada bir felsefe ders falan filan, sevmiyorum öyle şeyleri. Merak eden araştırır, öğrenir. Duramıyorum. Psikolojik yapım öyle benim. Ama şunu söyleyeyim, merak eden araştırsın. Ama gerçekten de bu albümdeki sözleri, yani dinleyin, eğlenin, takılın, konserlere gelin filan. Bu albümdeki sözleri sonra arada derede, bir edebiyat metni okur gibi, şiir gibi de diyebilirim ama genel olarak bir edebiyat metni okur gibi tekrar gözden geçirin. Çok mu iddialı şeyler söyledin? Yok, biz iddialıyız zaten. Birazdan Bartu'yla da konuşuruz dilerim. Şimdilik bu kadar. Yani. Sen yapar mısın kapatış? Sen çok az konuştun. Bir şey söyle, iyi bir kapatış. Ne diyeyim ya? Doğru yakın alalım. Teşekkür ederiz. Bu güzel şeyler için, sohbet için yani. Çok sevdim. Hakikaten çok sevdim. Biraz önce Cem'e de söyledim. Yani o ezberleri bozma, beklentilerin dışında bir şey yapma, müzikal olarak da falan filan çok iyi. Onları konuştuk, senle de konuşuruz. Ama defansif dizayn kavramı, pandemiden beri bizi daha fazla satın alan, mecbur bırakıldığımız o kavramla olan meselene bayıldım. Çok zor bir soru, sevmeyeceğini biliyorum ama nasıl oluştu yavaş yavaş şarkılar? Nasıl bir duyguyla geldi? Evet, çok zor bir soru bu. Biraz cevaplar gibi yap. Aslında parça parça şekillenmedi. Bir şarkıdan yola çıktı. Yangın Akvaryum
grubumun hissi bana bunu bir bütün haline getirerek bir şey anlatabilirim mi? Böyle kafamda onun şeyini yaktı. Ondan sonra da bir sonrakileri hep bunun ezberinde buna temas ederek kurgulamaya çalıştım kendi kafamda. Müzikal olarak demiyorum yalnız. Evet. Edebi olarak. Biraz önce sen gelmeden tam onu söyledim. Yani dinleyenlerin, albümü dinleyenlerin tamam konserlere gelsinler, eğlensinler, her şey okey ama sonra böyle fırsat buldukça farklı şarkıları edebi birer metin gibi okusunlar isterim dedim. Ben de çünkü o duyguyu çok yarattı. Bazen bir cümleyi yakalıyorum. Bütün şarkıyı demiyorum. Bir cümleyi yakalıyorum, bir yere götürüyor. Bunu çok değerli buluyorum ve ezber bozucu buluyorum. Pandemi döneminde seni en çok ne sıktı? Benim ne sıktı mı? Pandeminin bitmesi falan sıkmış olabilir beni. Mutlu muydun pandeminin evet. Mutlu olanlardan? Evet, evet, evet. İyiydi yani. Evde olmak. Bir de ben çalışıyordum pandemide ayrıca biliyorsun. O da iyi geldi bana. Değişikti yani. Yani hatırladığım kötü şey sadece tabii dünyanın gidişatı, sağlıksal durumlar falan filan. Yani kendi bencil dünyama bakarsak keyfim yerindeydi. Okey. Peki şeyi biraz anlatır mısın? Nasıl bir şey? Gelenler, Defansif Dizayn konserine gelenler. Yani ben de biraz sonra ne göreceğim? Biraz nasıl bir sahne tasarladığınızı düşündünüz? Öncelikle bu bir konser değil, bu bir show diye çıkıyoruz. Böyle bir iddiamız var. Çok kalabalığız. Dansa çok alan açtığımız bir show. Şarkıdan şarkıya, konserden konsere sürekli gelişiyoruz, değişiyoruz. Eksiklerimizi görüyoruz. Onları yerine başka şeyler koyuyoruz. Sürekli deniyoruz. Bir kere görsel olarak hiçbir konsere benzemiyor. Şu an Türkiye'deyiz. Türkiye sınırları içinde. Ona eminim. Gelin görün işte ya, bunu anlatınca güzel olmuyor. Hiç güzel olmuyor. Bir de bir şey diyeceğim, röportajdan aşırı sıkıldın mı şu an? Hayır, sıkılmadım. Yok, daha konuşabilirim sen. Tamam o zaman. Yekta Kopan'la birlikteydik. Ben Bartu Küçük Çağlayan, Parı bunun sunduğu. O iyi gidiyorsun. Bir şeyde beraberiz. Çizgi gibi bir şey öyle. Evet, görüşmek üzere. Ciao. Büyük Ev Abluka'da Defansif Dizayn. Muhteşem. Bu konseri ne yapın edin bir yerde yakalayın gidin sevgili dostlar. Biz Paribu'nun sponsor olduğu Dastas'ta izledik. Dastas'ta izlerseniz tavsiye ederim. Çok iyiydi her şey. Ses düzeni falan harika. Görüşmek üzere.